Türk Silahlı Kuvvetleri'ne terör operasyonlarında, sınır dışı harekatlarda önemli katkı sağlayan silahlı insansız hava aracı Bayraktar adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Dünyanın gözünü çevirdiği Türk SİHA'larına talep yoğun. Gökyüzünde süzülen güçlerimiz terör örgütlerinin korkulu rüyası. Milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçlarımıza dünya çapında ilgi giderek artıyor. Bayraktar TB2 2012 yılından itibaren geliştirmeye başladık. 2014'te envantere girdi. 2015'te yoğun bir tabii biz öncelikle ülkemizde terörle mücadelede kullanıldı ve büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Yani adeta terörün kökünü kuruttu diyebiliriz. Bu teknolojiyi Türk ordusu çok iyi bir şekilde güvenlik güçlerimiz, Türk emniyet güçleri çok güvenli, çok üst düzeyde benimsediler, kullandılar. Dünyada hatta en üst seviyeye çıktılar. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarına önemli katkı sağlayan Bayraktar TB2 için Ukrayna'dan yeni bir hamle geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ülkesinin Türkiye'den daha fazla SİHA alımı yapmayı planladığını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz'da da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne sevk edilmişti. Yıllarda ABD yapımı SİHA'ların Türkiye'ye satışına kongreden izin çıkmaması üzerine kendi SİHA'larımızı geliştirme süreci hızlandı. Bugün Türkiye'de kullanımda çok sayıda yerli İHA ve SİHA bulunuyor. Söz konusu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.